içsel yapısını. 1000'den fazla sadece akademisyeni var. 3000 çalışanıyla. Düşünebiliyor musunuz? Bugün 3000 kişi ekmek götürüyor evine. Temizlikçisinden, şoförüne, akademisyenine kadar. Ama beyin göçü arkadaşlar. Adaların kaderi nedir? Beyinleri dışarı göç ettirme hasabıyla. Eskiden de öyle yapardım. Bir şey olduğunda aman pilot bölge bizim olsun derdim. Sayın Belediye Başkanı'na koşarak giderdim. Bir şeyler yapalım derdim ama inşallah bundan sonra çok daha etkin, şeyi çok açık, yelpaze çok açık. Ortak konferanslar, işte yerel yönetimler falan falandan tutun da aklınıza gelebilecek birçok etkinliğin ortak düzenlenmesine, birçok şeyin paylaşımına, bilgi birikiminden üniversitenin belediye hizmetine sunulmasına kadar biz her zaman hazırız. Gönyeli de bizim, üniversite bizim. Dolayısıyla bizim olan bu küçük vatanda en güzel şeyleri üretmek de bizim işimiz. Önce burada bulunmaktan bu senenin ilk günlerinde büyük bir keyif alıyoruz. Mutlaka ki bu anlattıklarınızın böyle olduğunu ve daha söylemediklerinizin da var olduğunu ülke adına konuşanlar teyit edecek ve takdirlerinizi söyleyeceklerdir ama ben Gönyeli Belediye Başkanı olarak ne anlam ifade eder, bize nasıl dokunur bu, nasıl hissederiz bu üniversiteyi, onlardan bahsetmek istedim. Öncelikle, kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi ülkemizin en hızlı gelişen yerleşim yerlerinden biri olan Gönyeli için üniversite bir prestijdir. Gönyeli'nin prestijini artırıyor. Ve az önce bahsettiğiniz yeni fakülteler sanırım artık Gönyeli Belediye sınırları içerisindedir. Bu önemli bir olay Gönyeli halkı ve Gönyeli Belediyesi için. Ülkemize kazandırdığı prestijin yanında kentimize kazandırdığı prestij. İkincisi bunun nasıl ki ülkemize çok ciddi ekonomik katkıları var. Onu benden daha iyi bilir bu ülkenin ekonomisini yönetenler ama ben baktığımda Gönyeli'nin ekonomisine ciddi katkısı vardır. Burada sayıları 10 bin, 20 binlere uzanan insan yaşıyor. Bu insanların eğlenmeleri, barınmaları, beslenmeleri vesaire. Bu Gönyeli halkının ekonomik yapısına ciddi katkı sağlıyor. Bunları somut olarak yaşıyoruz biz. Yani gittiğimizde bir eğlence yerine, bir markete veya bir konuta bunu somut olarak görüyoruz. Birinci dereceden yaşayan insanlarız. Ve Gönyeli'nin ekonomik hayatına ciddi katkı sağlıyor. Ama bunun yanında Gönyeli'yi yönetmeye ve geleceğe taşımaya gayret eden bizlere belki de sizlerin de farkında olmadığı kadar bilgi desteği sağlıyor. Bakınız bizim belediyemiz ilk kez geçen yıl Münhal'le burada üniversiteyle yaptığımız işbirliği ile istihdam yaptı. Ve gerçekten bilen bilgiyi taşıyanların Gönyeli'nin hizmetine konulmasında ciddi bir işbirliği yaptık. Ve bunun etkilerini de gördük belediyemizde. Bunun yanında bizim çok önemli yürüttüğümüz büyük projelendirme çalışmaları vardır. Ama günün sonunda ortaya çıkacak olan ürünü birilerinin imtihan etmesi lazımdır teslim alırken. Sizin bilginize ne kadar geldi bilmiyorum ama sadece sizi o heyetle yaptığımız ziyaret, o ürünün kaliteli olması için aslında bir zemin oluşturmuştu. Ama bunun devamında buradaki hocalarımız bize devamlı destek veriyorlar. Geliyorlar, toplantılarımıza katılıyorlar ve projelerin, proje çalışmalarına katkı koyuyorlar fiili olarak. Yine biz Gönyeli'mizi köyden kente dönüştürmeye uğraşıyoruz. Bir diğer parçası olarak da belediye sarayının projelendirme çalışmalarını da üniversitedeki hocalarımızla birlikte yapıyoruz. Ve yine Gönyeli'nin ilk yürüyüş parkurunu ve gelecekte en büyük parkını yaratma konusunda da sizlere yaptığımız temaslardan sonra oradaki yerinde bilhassa hocalarımız çalışıyorlar. Geçen gün spor hocalarımız da geldiler. Vesaire. Yani özetle biz
bilginin yuvası olan burada Gönyeli'yi planlarken ve köyden kente dönüştürürken, geleceği hazırlarken somut olarak, bakınız somut olarak bilgiden faydalanıyoruz burada. Bunlar bizim için büyük şanslar. Sizin de anlatırken yorulduğunuz kadar gerçekten hiç yorulmuyor. Büyük, büyük bir yürek atıyor burada. Büyük yatırımlar var. Bu bizi sevindiriyor. Bizim heyecanımıza heyecan katıyor. Sağ olsun yapanlar, yönetenler. Çok sağ olun. Bu düşüncesini dile getirmek isteyen varsa başkanım konuşmasının üstüne Ünlem, mimar olarak o farklı bir gözle bakıyorsun herhalde ama sen. Yani şimdi gurur verici bir şeyler yaşıyoruz diye düşünüyorum. Yani gerek Kıbrıs açısından baktığımızda ki yakın çevre olarak da Gönyeli olarak baktığımızda. Gönyeliyiz önce. Öncelikle Gönyeliyiz tabii ki Gönyeli'nin hakkında korumamız lazım her açıdan. Ya benim düşüncem üniversite, belediyeler veya üniversite, diğer sivil toplum örgütleri işbirliği çerçevesinde biz yakın çevremizi daha iyi şekilde daha yaşanır. Yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevreye sokabiliriz diye düşünüyorum ki bunlar üniversitelerin olduğu yerlerde kentlerin büyüdüğü tamamen gerçektir, doğrudur ve bunu biz birebir yaşıyoruz şu anda ki Magus'a bir üniversiteyle Magus oldu. Magus'a kasaba olmaktan, yani, köy olmaktan kurtuldu bir modern şehir haline geldi. Evet. Sayesinde. Ki yaklaşık yine 13-15 bin öğrenci veya çalışanıyla birlikte büyük bir kente dönüştü. Ki bugün de Gönyeli büyümesinin büyük nedenlerinden bir tanesi de üniversitedir diye düşünüyorum. Ve karşılıklı işbirliği çerçevesinde her türlü konuda yardımlaşabilerek yani belediye ve üniversite işbirliği içerisinde bu kenti biz daha yaşanabilir ve daha sürdürülebilir şekilde sokabiliriz diye düşünüyorum. Peki üniversiteyi biraz önce başkanlarla ilgili hem kuranları hem şu an yönetenleri takdir etmek gerekir. Çünkü Sayın Gökçekuş'un dediği gibi büyük bir potansiyel, öğrenci potansiyeli. Bu doğallığıyla her kesime hitap ediyor. Çünkü ne açıdan hem Lefkoşa açısından hem Gönyeli açısından. Burada kalan öğrencilerin büyük bir bölümü bile Gönyeli'deki bir takım evlerden kiracı olarak da orada kalıp, orada yaşayıp marketinden, restoranından, her şeyinden faydalanıp ekonomik yönden de hem oradaki insanlar şeyler alabiliyor hem de öğrenciler daha kaliteli, daha iyi yerlerde barınabiliyor. Bu görevimiz de bir yerde. Yani bizim dışımızda bile bir takım şeyler demek ki istemeden işbirliği içerisinde gidebiliyor. Tabii ki böyle bir üniversiteden faydalanmamak mümkün değil. Hem belediye açısından, yerel yönetimler açısından, hem kültür açısından çok şeyler verdiğine inanırız. Bunları desteklemek bizlere düşer tabii ki. Dayanışmayı, işbirliğini her zaman koparmadan sürdürmek gerekir. Tekrar kutlamak gerekir. Sağ olun, çok sağ olun. Ben bir şey söylemek istiyorum. Ben... Herkes söylenenden söylüyorsun. Şimdi şeylere katkı koydu. Çok çok sağ ol Kant. Özellikle ben şunu söylemek isterim. Bugün artık üniversite belli bir beceriye, yani birçok şeyi organize etme becerisine ulaşmış durumda. Biz son iki etkinliğimizi Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık, Basın Yayın Genel Müdürlüğü, diğerinde Ticaret Müsteşarlığı. Yine Başbakanlık, Basın Yayın'dan sonra da Ticaret Müsteşarlığı ile yaptık. Yani insanlar artık Kıbrıs'ta bir şey yapacak olduğu zaman aman der işte Yakın Doğu Üniversitesi'nin altyapısını kullanalım. Orada bir bilgi birikimi var, işte orada bir yığın kongreleri yapılmış, ciddi organizasyonlar yapılmış. Onlarla yapalım bu işin noktasındadır. Bence yönetim kurulu ve özellikle de konuştuktan sonra çok ciddi bir ciddiye alınacak Türkiye'nin başta katılımıyla yerel yönetimlerle ilgili belki bir konferansın yapılması iki güzide kuruluşun işbirliğiyle gerçekleşir diyorum. Daha neler var yapılacak ama insanların hatta hizmet içi eğitim noktasına, bütün personelin bir hizmet içi eğitim, iletişim, liderlik, halkla ilişkiler noktasında da biz bunları hep yaptık. Böyle bir şey yapılabilir vesaire vesaire. Yani biz her yönüyle açığız Sayın Başkan, Sayın Yönetim Kurulu üyeleri, değerli çalışanlar. Amacımız ülkemizi daha güzel yapmak ama basit bir şey vardır. Herkes kendi kapısının önünü temizlemekle başlamalı. Oralara bakmakla bütün ülke kotarılır. Dolayısıyla önce Gönyeli, evet en yakınımızda ki ben KKTC'nin merkezidir diyorum. O anıtın olduğu yer KKTC'nin merkezidir.
Öyle değil yani. Bunu çünkü Magos'a, Lefkoşa'ya, Güzelyurt, Girne kim geçerse geçsin o çemberin bir yerine touchdown yapmaya bir şekilde bir dokunması lazım. Ama hangi yönünden geçerse geçsin. Gönyeli onun için çok da farklı bir tarihi geçmişi de var. O tutucu ama tutucu olduğu kadar da yardımsever. İmece usulüyle kendi işini kendi kotaran, ben o günleri özlüyorum aslında. Tabii ki ekonomik düzen değişti, homojen yapısı heterojen oldu ama gerçekten Gönyeli başlı başına bir tarih. Bu güzel yüzide yerleşim bölgesini de en güzel şekilde daha da güzel yapmak hepimizin boynunun borcu. Ben tekrardan geldiğiniz için teşekkür ederim. Bir, hızlıca Denizcilik Fakültesi ilginizi çekeceğine inanıyorum. Kütüphane yetişemediği için eleştiri yapıyor. İşte diş hekimliği açılmasın. Etsacılık açılmasın. Bu açılmaz. Ya Allah aşkına gelişimin önünde durabilir miyim? Ben bir eğitim sektörüyüm. Ben her fakülteyi, her bölümü barındırma zorundayım. Dünyada. Senin laboratuvarlar, dersi verecek olan eğitmenlerin nitelikleri, Türkiye'deki Denizcilik Müsteşarlığı gelip bizi denetlemektedir. Bize 2 yıllık yetki vermektedir. Ve istediği zaman gelip aralarla gelişen yenilikleri takip edip etmediğimizi kontrol etmektedirler. Şimdi burada şu anda elektrikler kesik. Simülasyonla maalesef gösterilemiyor ama. İstersen kısaca ver ne işe buradaki yani? İşte kural, bu kurallar gereği, uluslararası kurallar gereği. Burada göreceğiniz 1-2 tane simülatör merkezi. Simülatör benzetme demek. Yani bir şeyi bir şeye benzetme. Gemide bulunan otomatik radar cihazını burada öğrenciler gemiye çıkmadan önce eğitim vermek üzere dizayn edildi. Bu ortamda 10 tane değişik gemi modeli, 5 tane deniz alanı, bir senaryo üzerinde program yüklenmekte. Daha sonra öğrenci bir burayı açtı. Evet. Bir yan tarafı Filika. Evet. Onları açtı. Yani 2-3 kez bir Ulaştırma Bakanı'nın buraya gelmesi de olayın önemini gösterir. Ben şansımızı kaybettik. Yani bu keşke simülatörleri o bağıran denizi geçerken, boğazı geçerken gemi sesleriyle falan o senaryoyu görseydik ama evet. Bugün maalesef bu kadar. Mezun öğrencilerimize iş garantisi veriyoruz. Bu evet. Çok önemli. Uluslararası bandıralı evet. Gemilerde şu anda dünya kadar adamımız var. Şimdi tabii bizim eğitimimiz farklı. 12 ay güverte bölümünün 12 ay mecburi stajı var. Makine bölümünün 6 ay stajı var. Stajları bitince Türkiye'de merkezi sınavlar var. Türkiye'deki evet. Benzeri hukuk sınavı gibi onların fakültelerimiz 9 Eylül İstanbul Teknik Üniversitesi, bir de Karadeniz Teknik, bir de burası. Bu fakülte öğrencileri o merkezi sınava girmektediler. Bu sınavlarda tabii ki mesleki dersler yoklanmaktadır. Başarılı olanlar lisans alıp gemide çalışabilmektedirler. Şu anda dünya genelinde 80 bin gemi zabitanına ihtiyaç vardır. Güverte ve makine. Ben öğrenciyken 20 sene önce bu 40 bin idi. Şu anda global ticaretten dolayı gemi sayısı arttı. 80 bin gemi adamına ihtiyaç vardır. Öğrencilerimize işte kariyer günleri yapıyoruz. Türkiye'de nasıl bizim başarımız? Nasıl neyle uğraştık? Yani görecekler. Evet, evet, evet. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Belediye başkanımız, yönetim üyeleri ve çalışanlarımız, belediye çalışanlarımız. Hoş geldiniz. Evet. Evet. 7,5 dakikada tamamını anlatabilirim değil mi? Hep her şeyle. Tabii ki hocam. Hadi. Tamam ama senin bir tanesine bakalım istersen. 2 tane 180 var, ikiye böldüm sırf daha kullanışlı olsun diye. Bir tanesi 385. Neden o 385? Buradaki sahne olayı yok o. Ama bu şu anda bizim güzel sanatlar, sahne sanatları için uygulama alan olarak kullanıyoruz. Arkadaşlar makyaj odaları, soyunma odaları gibi. Güzel sanatlara, sahne sanatlarına hizmet edecek bir olay ve tiyatro için çok daha sıcak. 1000 kişilik salon da var bizim ama buradaki sıcaklık daha farklı. Burada ve biz bu koltukları, bu güzelim koltukları öğrencimizin öğretim gördüğü, ders gördüğü alan olarak kullanıyoruz. Burada hukuk öğrencileri, iletişim öğrencileri, hangi bölümün öğrencileri ise sabahtan akşama ders var ama 4'ten 5'ten sonra da sivil toplum örgütlerinin hizmetinde yeni etkinliklerini yapıyor. Biz bunu ilk günde böyleydi. Bundan sonra da böyle olacak. Biz topluma açık ne varsa elimizde onu paylaşmayı
seven ve onu başaran bir evet, bir tane bilgisayar beni bir demo yapalım. Arkadaşlar, burada bir kantin yapalım bahsettiğim şeyi. Evet, buyurun. Burada mimar mühendisi arkadaşlar. Tamamen tarama bilgisayarı. Aramış olduğunuz materyal kütüphanemizde yer alıyor mu? Yer alıyorsa hangi bölümde, hangi katta yer aldığını görebiliyorsunuz. İstediğiniz bir şey var mı? Aramamızı istediğiniz. Geçiyor. İkinci kattaymış. Neredeymiş? P ve Q'nun olduğu noktalarda bulabilirmişiz. Orhan Pamuk'un o söz konusu olan kitabını. Gidin diyor oradan. Hiç boşuna ulaşmayın. Gidin ve alın kitabı diyor. Zamanı kazanıyorsunuz. Ve dikkat ettiyseniz burada günlük gazeteler ve dergiler. İçerilere kitap okuma niyeti yok. Adam günlük gazetesini okuyacak ve dergileri, mecmualara bakacak. Kaptanın burasında yapar işini döner gider. İçerilere hiç boş boşuna kalamadık. Evet, hızlıca. Sadece kitap sahibi değilsiniz. Bilgiyi üretecek mutlaka. Modern kütüphane. Kesinlikle modern bir kütüphane. Merkezi ısıtması olma inanılmaz bunu biliyorsunuz. Yani ses izolasyon, şeylerin içinde bir merkez. Ne var? Bilmiyorsa senin ne? Gideceğimiz yer. Evet arkadaşlar. Hep çıkacak sesinizle. Bir yığın testten geçersiniz. Bütün bu bulgular birleşir ve sizin yaklaşık işte genellikle haftada 3 günlük nasıl bir spor yapacağınıza ve de hepsi üniversite mezunu hocaların kontrolünde spora başlarsınız. Her ay alınan testler, test sonuçları tekrarlanır. Ona göre ya devam edilir ya program değiştirilir. Böylesi bilimsel bir mekan. Üyelikleri hocalar arada sorarım, yardım edelim ama başımda bir sürekli bir şey durmaz. Ben o kadar daha farklı. İşte pilatesden salsasına yerinde arkadaşımız İletişim Fakültesi'nin özellikle altyapı noktasında televizyonuyla, radyosuyla tüm donanımıyla dün gece hakikaten herhangi bir mesai mevhumu yapmaksızın hızlıca tekrar hoş geldiniz. İsmim Timur Cengiz. Kompleks'in işte yöneticisiyim. Sağ olsun hocam şey yaptılar. Binamız 350 bin metrekarelik üniversitenin genel kapalı alan. Hoş geldiniz. 350 bin metrekarelik kapalı alanın 7 bin metrekaresini kendi üstünde bulunduruyor. Yani biz 7 bin metrekarelik bir kapalı alan üstünde. Son kat elektronik hattır. Yani şu an üstünde içinde bulunduğunuz kat tamamen elektronik bir konfigürasyona tabi tutuldu. Burada radyo, televizyon, sinema bölümü öğrencilerini ve üniversitemizin genel ihtiyaçlarına bağlı olarak televizyon yayını operasyonlarını yapıyoruz. Çok profesyonel bir yayın formumuz ekranlarda yok. Misyonumuz o yani. Bizim profesyonelce diğer kanallarla yarışacak programları üretmek amacıyla çıkmadık yola. Biz tamamen bütün olanakları dört dörtlük buradan öğrenci nasıl yetişir? Bütün şeyimiz evet. Ona konsantre evet. Olduk. Şimdi bu konu çok önemlilandırmak için tekrar üstüne dönmek ya da vurgu yapmak istiyorum. Şu an Yakın Üniversitesi'nde bu televizyon stüdyolarının hayata geçirmesiyle ilgili projede danışman olarak görev yaptım. Gerçekten hocam biraz önce söyledi, hayallerimizdeki şeyi oluşturduk burada. İçeriye aldığımız zaman göreceksiniz. Evet, minyalize bir renk vardı. Orada kameraların yansıma oranlarına bağlı olarak pasta gibi bir renk yaptık, turuncu oldu. Beyaz bizim için korkutucu bir renk. Beyazdan özellikle kaçınıyoruz. Şu anda içinde bulunan stüdyo bizim program stüdyomuz. Bir diğer stüdyomuz haber stüdyosu. Onu da geçerken göreceksiniz. Burada program eğitimini veriyoruz. Haber eğitimi çok farklı bir formda yapılmak mecburiyetinde. Onun biraz sonra neden öyle olması gerektiğini yan tarafta izah ederim.
Burası 100 metrekarelik bir alanda. Burası yetişmemiş öğrencimizin girdiği bir alan. Yani burada öğrencimizi tabiri caizse kafasını gözünü yararak eğitim. Ben kendimiz anlatsaydım. Yan taraf okul televizyonumuzun yayınının yapıldığı sistemin kalbi olan yer. Burası da biraz geniş olduğu için buraya aldım sizi. Orası yetişmiş öğrencinin girebildiği bir alan. Sistem çok farklı çalışıyor bizde. Biz bir televizyon yayını yapıyoruz. 24 saat esasına bağlı olarak bir televizyon yayını yapıyoruz. Lefkoşa bölgesinde yayınımızı izletme gibi bir tehlike ortaya çıkıyor. Zaman zaman evinizde yani çanaktan değil de...